Niçin o tür sorular geliyor ve niye o soruları cevaplandırıyorsunuz diye hep bana böyle sitem ediyorlar, sitem ediyorsunuz belki. Siz mesela benim programımı arıyorsunuz, diyorsunuz ki hocaya bir soru soracağım. Diyorlar ki lütfen hangi konuda soru soracaksınız? Ben gelecek soruyu bilmem hiçbir zaman. Merak da etmem. Çünkü her türlü soru gelebilir bana. Hani bu konulara biraz alışkınız zaten biz. Şey diyor ki genç kızımız mesela ben diyor hocama namaz soracağım, namaz sorusu soracağım diyor. Telefonu açtığımızda da canlı yayında veya kayıt programında namaz sorusu soracak olan kızımız diyor ki hocam kaynanam bana büyü yaptı diyor. Soru değiştiriyor. O anda soru değişiyor. Şimdi ekip bana hemen kulağıma hocam soruyu değiştirdi diyorlar. İletişime geçiyorlar. Ben tabii olgun karşılıyorum. Ya olur diyorum yani. İnsanımız bir soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki. Bir de her Ramazan ayında sakız orucu bozar mı? Meşhur sorudur bu. Şimdi şekeri alınmış sakız olsa belki hadi diyeceğiz. Onu da demiyoruz tabii. Bu sefer herkes sakıza başlar. Çağımızda maalesef dini çok farklı bir mecrada anlatanlar var. Tabii isim söylemeyeceğim. Belki isim bekliyorsunuzdur benden. Ama hayatım boyunca iyi de kötünü de adını söylemedim hiçbir zaman. Övdüğüm ve dinleyin dediğim hocalar vardır. Bunlar burada söylemeyeyim onları. Ama sakınmanız gerekenleri söyleyebilirim. Hazreti Muhammed'den haz almayandan sakının. Peygamberden bahsedince böyle ağzı yüzü burulandan uzak durun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam babasından, annesinden daha çok sevmeyenden uzak durun. Peygamberin hadisleri uydurulmuştur diyenden sakının. Kabir azabı yok diyenden uzak durun. Peygamberin mucizesi yoktur diyenden uzak durun. Her peygamberin özelliğidir mucize göstermek. Peygamber geleceği bilemezdi. Allah bildirse bilirdi, bildirmese bilmezdi. Ama peygamberler geleceği göremez, bilemez diyenden sakının. Cennet, cehennem yaratılmamıştır, yoktur diyenden sakının. Efendim, tenasuh, reenkarnasyon, yani öldük, vücudumuz yeniden çürüyecek, vücudumuz çürüyecek ama efendim ruhumuz başka bir vücutta dünyaya gelecek diyenden uzak durun.